Pique Kings League ile futbolu değiştiriyor. Hatırlayacaksınız Kasım 2020'de Gerard Pique futbolu bir anda bıraktığını açıklamıştı ve hepimiz buna şaşırmıştık çünkü sezon devam ediyordu. Ama bunun altındaki nedeni anlamamız için çok zaman geçmesine gerek kalmadı çünkü 3 Kasım'da bıraktığını açıkladıktan tam bir hafta sonra Kings League'in kurulduğu açıklandı. Kings League'i ilk defa duyuyor olabilirsiniz. 7'ye 7 oynanan bir futbol turnuvası. Yeterince ilgi çekmesi için de eski futbolcular ve internet yayıncıları falan da bu organizasyonun içerisinde. Oldukça farklı ve ilgi çekici yanları var. Şimdi detaylıca incelemeye başlayalım. Adından da anlaşılacağı gibi lig formatında oynanılıyor ve Kupra Arena'da Barcelona'da bütün maçlar yapılıyor. Bu sebeple ev sahibi deplasman maçları yok. 12 takımlı bir lig şeklinde toplamda 11 maç hepsi aynı yerde oynanacak şekilde oynuyorlar. İç saha deplasman olmadığı için de Güney Amerika'daki gibi apertura klazura sistemi oynanıyor. Yani açılış ve kapanış ligleri var. Bunlar da kış ve yaz sezonu deniyor. Kıştaki bildiğiniz gibi bitti ve şu anda yaz sezonu yeni başladı. Tabii bitti dediğim kış sezonunun finalleri de Camp Nou'da oynanmıştı Barcelona Barcelona'nın stadında ve bayağı dolu bir tribün önünde oynanmıştı. O yüzden ne kadar ilgi çektiğini anlamamız buradan mümkün. Finalleri dediğimde o nereden çıktı diyorsunuz. Lig demiştin diyeceksiniz herhalde. O da şöyle oluyor. Ligin ilk 8 sırasındaki takımlar bildiğimiz Amerikan Playoff sistemindeki gibi 1. 8. ile 2. 7. ile falan oynuyorlar. Çeyrek finaldeki eleme turundan sonra son dörtlü tek bir yerde Camp Nou'da maçlarını oynadı. Önce iki yarı final maçı oynandı ve günün devamında da final maçı oynanmıştı. Tüm gün süren bir futbol şöleniyle birlikte hem Barcelona hem de Kings League paraya para demedi Herhalde. Normal şartlarda lig sezonunda maçlar nasıl oynanıyor derseniz bütün maçlar üst üste dediğim gibi tek bir yerde oynanıyor. Ve pazar günü sabahtan akşama kadar üst üste 6 maç şeklinde oynanıyor. Dolayısıyla birazdan bahsedeceğim. Maçlar çok uzun olmadığı için bütün maçlarda aynı gün oynandığı için ligi takip etmek pek zor olmuyor. Ligde 12 takım var dedik. Peki bu takımlar nasıl kuruldu? İlk başta 12 tane futbol insanı ve internet yayıncısı takım başkanları oldu. Başkanların arasında Casillas Agüero ve Gerard Romero gibi ünlü futbolcular da var. Onun dışındakileri ben pek fazla tanımıyorum ama siz şu anda gördüğünüz listeden tanıdığınız varsa yorumlarda bana tanıtırsınız. Gerçekten pek bir fikrim yok bu kişiler Ile ilgili. Her takım 12 oyuncudan oluşuyor ve bunların 10 tanesi sürekli takımda olacak oyuncular. Bunların tamamı draft sistemiyle seçildi. Siz bile internet sitesinden başvurup drafta girmek istediğinizi söyleyebiliyorsunuz ve sonradan draft ediliyorsunuz. Oyuncular izlendikten sonra diye tahmin ediyorum. Hatta internet sitesine girdiğiniz zaman draft edilebilecek bütün oyuncuları ve oyuncuların reytinglerini bile görebiliyorsunuz. Bu ilk 10 kemik kadro oldu tabii ki ve onun yanında iki tane de misafir oyuncu vardı. Misafir oyuncu da aktif futbolcu, emekli futbolcu ya da yayıncı gibi yine ünlü isimler olabiliyor. 12. oyuncu her maçta farklı takımda forma giyme özgürlüğüne sahipken 11. oyuncu tamamen o takımda kalıyor sezon boyunca. Şimdiden işler enteresanlaşmaya başladı gibi gözükse de esas işi farklı kıran kısım ise kuralları. Çünkü henüz lig başlamadan önce sosyal medyada bütün kural önerileri alındı ve anketlerle birlikte izleyiciler karar verdi kuralların nasıl olacağına. Ve 7'ye 7, 7 oynanan bu maçlarda toplam 9 tane ana kurallar. İlk olarak beraberlikle bitemediği için maç beraberlik halinde hareketli penaltılar var. Bu da nasıl oluyor derseniz Normal bildiğimiz penaltılardan farklı olarak orta sahadan oyuncular topu sürerek kaleciyle birebir pozisyona girerek o şekilde gol atmaya çalışıyor. Daha önceden belki duymuşsunuzdur MLS'te eski zamanlarda denenmiş bir formattı. Ancak çok fazla faydalı olmayınca işin heyecanını o kadar yüksek tutmadığı için normal bildiğimiz penaltı atışlarına geri dönmüştü normal futbolda da. Yine normal futboldan bildiğimiz gibi offside kuralı geçerli. Ben offside kuralını tabii ki savunanlardan biriyim. Çünkü öbür türlü bir oyuncu sürekli beleşte bekler ve onu savunmak için savunma çok gereği yaslanır ve bu kadar hareketli bir şekilde futbol oynanamaz. Taçlarda yine normal futboldaki gibi elle kullanılıyor. Bence bu da daha iyi çünkü ayakla olduğu zaman sürekli bir duran top organizasyonuna gelişiyor ve bu da oyunu yavaşlatan bir şey. Oyuncu değişikliği sınırsız zaten 7'ye 7 küçük bir sahada oldukça hareketli bir spor olduğu için oyuncu değişikliğini çok rahat bir şekilde oyun her durumunu değiştirebiliyor olmanız ve çıkan oyuncunun tekrar girebiliyor olması ekstra da enerji katıyor oyuna. Sarı kartlar ve kırmızı kartlar biraz farklı. Sarı kart gördüğü zaman oyuncu 2 dakika sahanın dışında bekliyor ve o 2 dakika boyunca takım bir kişi eksik oynuyor. Yine kırmızı kart olduğu zaman bu süre 5 dakikaya çıkıyor ve 5 dakika boyunca dışarıda kalıyor oyuncu. 5 dakika tamamlandığında da oyuncu kırmızı kart gördüğü için ve oyuncu bir daha oyuna giremiyor tabii ki tahmin edeceğiniz gibi. Dolayısıyla bu da enteresan çünkü oyuncuların kart görme riskini almayı biraz göze alması gerekiyor. Özellikle 7'ye 7 bir oyunda bir kişinin dışarıda kalması çok fazla şey değiştirebilir. Bu da heyecanı körükleyen şeylerden bir tanesi. Santra 6. kural en değişik şeylerden bir tanesi. Bildiğimiz Santra'dan ziyade iki devrenin başlangıcında top ortaya konuluyor ve iki takım oyuncuları da kendi out çizgisinden itibaren koşarak topak gitmeye çalışıyor ve topu ilk alan takım başlamış oluyor. Tıpkı basketboldaki hava atışına benziyor ama biraz daha vahşi yani 300 Spartalı gibi birbirlerine koşuyorlar. Oyuncu numaralarını 0'dan 99'a kadar belirlemişler çok önemli bir şey değil. Maçlar 20'şerden 40 dakika yani 20 dakika bir devre gayet aktif olmasını sağlıyor oyununda çok fazla yorulmuyor insanlar. Dolayısıyla daha fazla pozisyon demek oluyor bu. Çok da böyle inanılmaz bir fizik kondisyona ihtiyaç olmadan bu turnuvada mücadele edebiliyorsun. Şimdi en önemli kurallardan bir tanesi de son kuralımız gizli silahlar Toplamda 6 tane gizli silah denilen kartlar var ve maçtan önce iki takımın teknik direktörüne hakem bu kartlardan rastgele seçtiriyor 6 karttan birini rastgele seçiyorsunuz ve maçın herhangi bir anında, hakeme oyunu durdurup bunu kullanmak istiyorum diyebiliyorsunuz. Bu da aslında maçtaki en büyük plot twistlerden bir tanesi oluyor. Bütün momentumu bir yerden bir yere götürebiliyor. Bu kartlar neler diyecek olursanız penaltı kazanma var. Maç anda bir anda takımınız penaltı kazanabiliyor. Atıyorum geridesiniz penaltı attınız. Skoru eşitlediniz. Mükemmel. Yine maç sonunda atılan tarz hareketli penaltı atma şansınız var. Üçüncüsü rakipten bir kişiye sanki sarı kart görmüş gibi 2 dakikalık dışarıya alma şansınız var. Rakip takımın en iyi oyuncusunu atıyorum savunmacısını oyundan 2 dakikalık aldığı zaman gol ma şansınız artabilir. Bu da bir seçenek. Ya da tam çok iyi oynamaya başlamışken bir oyuncu dışarı alıp 2 dakika boyunca oynamasını engelleyebilirsiniz. Yine FIFA'daki enteresan modlardan bilebileceğiniz bir kural var. 2 dakika boyunca atılan goller çarpı 2 sayılıyor. Yani iki, o 2 dakikalık süreçte gol attığınız an 2 gol sayılıyor. Atıyorum penaltı kazandınız. Tam penaltı kazanmışken o çarpı 2 geldi. O zaman direkt gol attığınız an 2 gol sayılacak. Gerçekten müthiş. 5. kural ise bunların herhangi birini yapma kuralı. Direkt istediğinizle uygulayabiliyorsunuz. O da ekstra bir wild card zaten. Altıncısı ise buradakilerden en vahşisi. Belki de rakip menajerin kartını çalabiliyorsunuz. Örneğin ilk maça biraz bakmıştım. gerideki takım Penaltı kartını kullanıyor. Çünkü skoru eşitlemek istiyor. Ancak buna yanıt olarak diğer takım menajeri de kart çalma kartını kullanıyor ve penaltı kazanan takıma geçiyor. Yani 3-2 iken 3-3 olma ihtimali varken bir anda 4-2 oluyor penaltı ile birlikte ve oyunu oradan sonra kopuyor. Tabii ki futbolun en büyük sıkıntılarından birine ulaşılabilirlik olduğunu, izlenebilirlik olduğunu bilen Pique bunun için önemli anlaşmalar yapmış. Hem TikTok hem Twitch hem de YouTube gibi 3 tane en büyük internet yayıncısı platformuyla anlaşma sağlamış. Tüm maçları ve programları buralardan ücretsiz olarak yayınlıyor. Ayrıca başka başkanlar da kendi taraftarlarıyla etkileşim halinde maç sırasında kendi kanallarında yayınlar açıyor. Ve bu sayede hem seyirciyle içli dışlı olabiliyorlar hem de anlık olarak reaksiyonlarını, başkanların reaksiyonlarını izleyiciler izleyebiliyor. Bu da ayrı bir boyut katıyor tabii ki. Tüm bu bahsettiklerimle birlikte ilk hafta ortalama 450 bin, maksimum ise 780 bin izleyiciye ulaşmış Kings League. Maçlar arttıkça bu daha da arttı ve artık playofflara geldiğimiz zaman Katalan televizyon kanalı TV3'ten bir teklif geldi ve playofflarda ayrıca televizyonda da yayınlandı. Final kampına o da olduğu gibi ayrıca açık televizyonda da yayınlanmış oldu. Bir diğer basın organı marka gazetesiyle de bir anlaşmaları var. Onlarla birlikte de fantezi oyunu oynatıyorlar. Yani kimisindeki takip ediyorsanız Direkt hangi oyuncunun başarılı olacağı üzerinden bir fantezi oyununa da katılabiliyorsunuz. Özetle Pique futbolun artık yenilenmesi ve biraz daha izlenebilir hale gelmesi gerektiğini söyleyenlerden biriydi. Futbol artık sıkıcı buluyordu ve bunun için kendi çözümünü bulmuş gibi gözüküyor. Ama tabii ki bununla birlikte bazı tepkiler de geldi. Gizli silah kartları özellikle maç başlamadan önce kullanılan penaltılarla birlikte 1-0 önde başlama şansı getirdiği için biraz tatsız bir hale almaya başladı. İkinci maçlarda Enigma isimli maskeli bir oyuncu 12. adam olarak bir takıma katıldı ve herkes bunun güncel futbol oynayan biri olduğunu ve bu yüzden normalde biliyorsunuz güncel futbol oynuyorsanız başka bir spor yapmanız yasaklanıyor sakatlık riskinden dolayı. Bu sebeple kendini gizlediği ve aktif futbolcu olduğu söylendi. Bu oyuncunun da Kadiz'den Nano Mesa olduğu söyleniyor. Çünkü o dönem kulüpsüz bir futbolcuydu. La Liga Başkanı Tebas bu turnuvayı çok eleştirdi. Hatta silik olarak nitelendirdi. Ama Pique tabii ki organizasyonunu savunarak genç kitleleri çekmek için iyi bir yolu olduğunu ve futbolu daha kısa ve eğlenceli hale getirmek gerektiğini söyledi. Barcelona yönetiminde eleştirilerden nasibini aldı. Çünkü finallerin oynandığı gün aynı zamanda kadınlar Liginde El Clasico vardı ve biliyorsunuz geçtiğimiz yılda bu El Clasico en çok izlenen kadın futbolu maçı olarak tarihe geçmişti ve Barcelona seyircisi bunu stadyumda, büyük stadyumda izlemek istiyordu. Ancak Kings League yapıldığı için bu daha küçük olan stadyumda, Johan Cruyff stadyumda yapıldı. En önemli eleştiri ise hakem Manuel Titos'tan geldi. Kış sezonu bittikten sonra lig organizatörlerinin hakem kararlarını etkilemeye yönelik hareketlerde bulunduğunu açıkladı. Hatta daha önce bir kartı seçilmeden önce nerede olduğunu bildiğini bile söyledi ve bunu kanıtlarıyla gösterdi. Buna karşı Agüero öyleyse ligi savunarak o hakemin perde arkasında başka sorunları olduğunu söyledi. Peki tüm bu tartışmalara rağmen başlayan yeni sezonda ve gelecekte bizi neler bekliyor? Queen's League kuruldu. Tıpkı erkeklerde olduğu için tamamen aynı format kadınlarda da uygulanacak. Hatta aynı hafta onların da sezonu başladı. Aynı format yine başkanlar, yayıncılar ve eski futbolcular vesaire. Yine bu listede bildiğiniz biri varsa söylersiniz. Ben hiçbirini tanımıyorum bu sefer. Bunun haricinde Prince Cup şeklinde bir etkinlik olacak. Yılda iki kere sadece gençlerin, daha çocukların katıldığı bir turnuva olacak. En önemli önemlisi de diğer ülkelere yayılma planı. Şubat'ta Ronaldinho'nun 12. adam olarak katıldığı maç öncesinde Brezilya'da da yakında bu ligi başlatacaklarını ve Ronaldinho'nun da oradaki kulüp başkanlarından biri olacağını açıklamıştı peki. Ayrıca başka ülkelere de genişleyerek 2024 yılının sonbahar ayında bütün bölgelerden gelen en iyi takımlarla bir dünya şampiyonası yapmayı da planladıkları söyleniyor. Türkiye'de gelse siz burada hangi yayıncıları ya da eski futbolcuları falan görmek istersiniz başkan olarak. Belki biz de bir takım alsak akıl oyunu FC falan bir şeyler yapabilsek gerçekten güzel olabilir diye düşünmedim değil açıkçası. Bu format enteresan bulduysanız bir de burada UEFA'nın bu kadar saçma olmasa da bambaşka bir formatı var. 2024'te şampiyonlar ilgili format değişiyor arkadaşlar. Burada anlatmıştım. Orada görüşelim.